Evet değerli handbol severler, bugün Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Spor Koordinatörü Akın Yenigün ile birlikte olacağız. Sevgili Akın Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Fırat Hocam. Sayın Hocam, artık takımlarınız yavaş yavaş yeni sezona merhaba dedi. Ve yeni sezona da 2020-2021'de merhaba diyen takımlarından bir tanesi de Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü oldu. Öncelikli olarak yeni sezona nasıl start aldınız, nasıl başladınız? Biraz bunu bahseder misiniz? Çünkü özellikle pandemi ile birlikte bazı önlemler de alındı. Siz Beykoz Belediyesi olarak neler yaptınız? Evet, öncelikle herkesin yarın Kurban Bayramı, herkesin bayramı mübarek olsun diyorum şimdiden. Biz Beykoz Belediyesi olarak bu hafta başında başladık idmanlara. Tabii Sağlık Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda sponsora hastanemiz Medical Park ile yaptığımız anlaşma gereği COVID testlerimizi orada olduk. Tüm oyuncularımız, performans hocamız, işte kaleci antrenörümüz, antrenörlerimiz, idarecilerimiz olmak üzere COVID testlerimizin hepsini tamamladık. Çok şükür herkesin de COVID testi negatif çıktı. Bunun üzerine de bu hafta başında antrenmanlarımıza başladık. Şu anda tabii dış salona girmiyoruz. Dışarıda yapıyoruz antrenmanlarımızı, performans antrenörümüz eşliğinde. Siz de paylaştığınız 4 Ağustos'tan itibaren bakanlığımızdan bir yazı geldi. 4 Ağustos'tan Evet. sonra salona da girmeye başlayacağız. Zaten pazartesi günü takım olarak tekrardan bugün izin verdik. Pazartesi akşamı yine antrenmanla başlayacağız nasip olursa. Bunun dışında salonumuzun ilaçlama, dezenfektan işleri yapılıyor. Bu sene geçtiğimiz senelerde tek soyunma odası kullanıyorduk. Bu sene iki soyunma odasını birden kullanacağız. İşte ateş ölçer olsun, dışarıdaki kullanılan dezenfektanlar olsun, bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bu hastalığa karşı biz Beykoz Belediyesi olarak bütün tedbirlerimizi aldık. Artık bundan sonra inşallah dolu dizgin antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Tabii sosyal mesafeye uyarak. Tabii ki hocam, kolay gelsin. Bir de hocam, altyapılarda bazı şenlikler de yaptınız. Pandemi olmasına rağmen Beykoz Belediyesi bir şenlik ve sosyal mesafe kuralları olarak bir şenlik de gerçekleştirdi. Biraz altyapıda gerçekleştiğiniz bu şenlikten de, bu organizasyondan da bahseder misiniz? Aslında biz Beykoz Belediye olarak her sene çok altyapılarda ciddi bir şenlik düzenliyorduk. Bu sene çok şenlik gibi olmasa da altyapıdaki çocuklarımızın ve velilerimizin konsantrasyonunu kaybetmemeleri adına, devamlılıklarını sağlamak adına şenlik gibi değil ama açık havada sosyal mesafe kurallarına uyarak altyapı koordinatörümüz Çetin Hoca'yla birlikte eğlenceli oyunlar oynadık diyelim. O tarzda şeyler yaptık. Yani açıkçası çok bir şenlik şeyinde olmadı bu seneki şeyimiz. Anladım. Ama bizim altyapılarla ilgili hala devam ediyoruz. Açık havada kuralları gerçekten çok ciddi bir şekilde uyarak velilerimiz de bundan çok memnunlar. Bu şekilde devam ediyoruz altyapılarımızla da çalışmaya. Peki hocam, yeni sezon hazırlıklarında dediniz ki 4 Ağustos'tan itibaren salonda girmeye başlayacaksınız. Peki bununla ilgili olarak da önümüzdeki dönemde herhangi bir turnuva planınız veya katılacağınız bir organizasyon var mı? Bizim kendi turnuva planımız var açıkçası. Kendimiz bir turnuva düzenlemek istemiyoruz ama istiyoruz. Ancak şu anda bunu söylemek işte biraz erken. Diğer kulüplerle görüşmeler yapacağız. Daha önce de düzenledik biz biliyorsunuz Beykoz'da turnuva. Bu sene de düzenlemek istiyoruz. Bakalım onun projesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Salonun durumu, diğer kulüplerin durumuna göre bir turnuva düzenleyeceğiz inşallah Beykoz'da yine. Evet Sayın Akın Hocam, açıklamalarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Yeni sezon öncesinde sizlere antrenmanlarda başarılar diler. Aynı zamanda Kurban Bayramınızı da mübarek ederiz. Tüm takımın, yöneticilerimizin, herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ben de buradan tekrardan tüm İslam aleminin ve ülkemizin ve tüm handbol camiasının Kurban Bayramı'nı kutluyorum.
İnşallah daha nice bayramlar görürüz, güzel günler görürüz hep beraber. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Sağ Çok teşekkür ederiz hocam katıldığınız için. Hoşça kalın. olun. Sağ olun.